Evet sevgili izleyiciler, Mercek'te 3. bölümle devam ediyoruz. Ümit Zileli, Gürkan Acır ve Ali Demirsoy ile birlikte. Hocam en son 2. bölüm, zamanı iyi değerlendirmek istiyorum bu bölümde. Çünkü bu bölüm kısa bölümümüz. Pek çok soru var, onları da size yönelteceğim ama şimdi paralel evrenler sorusunu ilk olarak onu yönelteyim, yönlendireyim size. Sonra yaşlanma ile ilgili, yaş alma ile ilgili pek çok soru var ve doğru bilinen yanlışlar var. İstiyorum ki o yanlışları da buradan bir kez daha altını çizerek izleyicilerimize aktaralım. Bu öncelikle paralel evrenler konusuna yorumunuz nedir? Efendim bunu teori fizikçiler paralel evren diye koydular. İşte ilk olarak 3-4 başladı. Galiba bugün 12'ye kadar paralel evren olduğu söylendi. Başka yasaların geçerli olduğu bir evren daha düşünülebiliyor. Ama şu anda bizle hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen teoriktir ve şu anda bize faydası olmadığı için bugünkü yayın şeyde gündeme getirmenin dahi bir anlamı yoktur, onu söyleyeyim. Anladım. Tamam. Peki o zaman... Ben bir soruyla devam edelim isterseniz. Bu yaşlanma ve ölümü konuşuyorduk. Şimdi çok önümüzdeki yüzyılı belki de meşgul edecek önemli bir bilim alanı var. Genetik. Genetik üzerine çok önemli çalışmalar yapılıyor ve belki de işte birazdan geleceğimiz şu kitabın içerisinde de kısmen anlattığınız... Yurt dışında da telomer, pek çok enstitüde çalışılıyor. Ve insanın genetiğine yönelik yapılacak müdahaleler aslında insan ömrünü uzatmaktan daha sağlıklı yaşama, daha farklı özelliklerinin gelişmesine kadar pek çok alanda faydası olacak genetik çalışmaları. Evet. Şimdi bu manada baktığınız zaman biz... Ölüm, yani yaşlanma, ölümden önce yaşlanırken nasıl bir genetik değişikliğe uğruyoruz? Yaşlanırken bize neler oluyor? Bu önlenebilir bir şey midir? Önce yaşlılıkla başlayalım isterseniz, sonra da yavaş yavaş ölüme doğru gelelim. Yaşlanırken neler oluyor? Şimdi, akışta. Daha doğrusu bir de şunu sorayım hocam. Yani bir pik noktası var mıdır? Hani insan ömrünü ortalama 60-65 yaş diyelim. Yok, 115'tir. Öyle midir? Evet. Biz niye kısa yaşıyoruz? Akşam zaman sigara içiyorsun. Uyan da buna da içki içiyorsun. Daha dün akşam içki içtin. Ondan sonra İstanbul'da pis havada yaşıyorsun. Akşam sabah stres içerisindesin. Siyasiler dinliyorsun. Peki her niye an... eski insanlar 15 yıl, 20 yıl yaşıyordu o zaman? Şimdi o da başka. O bir beslenmeden kaynaklanan şey var. Efendim tıbbi önlemler olmuyor. Ama eğer o dönemde eğer bir kazaya uğramamış, bir şey etmişse mesela Kafkaslar olduğu gibi 100 yaşına gittiğini biliyoruz. Tamam. Tamam mı? Yani nadir yaşıyor ama eğer bir kazaya kurban gitmemişse, herhangi bir ben ne bileyim işte kanamadan bilmem neden gitmemişse olmamışsa, uzun yaşadığını biliyoruz. Ama ben şimdi herkesin anlayabileceği şekilde bazı şeyler söyleyeyim. Zaman kavramı her zaman aynı mıydı peki? Yani hayır. O bağlamda da değerlendiriyorsak. Efendim insan geldiği zaman kavramı aynıydı. Hı-hı. Yani insan dünyaya geldiği zaman muhtemelen biz bugünküne göre bir dakika daha dünya hızı dönüyordu. Ama siz çok büyük bir değişiklik ki, yaratmaz bu yani. Ama siz derseniz ki 600 milyon yıl önce dünyada bir gün kaç gündü? 600 gündü. Ve bir günde 18 saatti. Memeliler ortaya çıktığı zaman, yani bizim atalarımız ortaya çıktığı zaman 380 gündü. Bir yıl ve bir saat 20 bir günde 23 saatti yaklaşık. Bizim saatimiz 23'e göre kuruldu. Dolayısıyla o saat da düzelmedi. O nedenle insanlar erken yatıp erken kalktığı için başlangıçta bir sorun olmadı. Ama ne zaman ki elektrik lambaları bulununca biz ekstra ışık aldığımız için ilk defa uyku hapları ve depresyon ilaçları da aynı tarihe rast geldi. Niye? Kesinlikle biz biyolojik olarak ritme uymak zorundayız. Bu nedenle bu kitabın içerisindeki bir kısım da o. Biyolojik ritmi çocuklarımıza öğrettiğimiz zaman bir 5-6-10 sene hem ruhsal olarak sağlık yaşamı hem uzun yaşama. Onun için belli periyotta yani ışık güneş battığında yatıp güneş doğduğunda kalkma en sağlıklı yaşama şeklidir. Artı yattığımız odanın bütün pencerelerinin siyah perdeden yapılması lazım. Ve sokağa bakmaması lazım. Niye? Neden? Gürültü olmayacak, ışık olmayacak. Şimdi şu melatonin salgılanması. Şimdi ışık olursa melatonin salgılanmaz. Ve dolayısıyla mesela çocuk gelişiminde de büyük. Mutlu da olmaz. Mutlu da olmaz. Şimdi bizim gözümüz sürekli ışığı geçirir. Böyle hatta bir titreme vardır. Dolayısıyla orada bir cep telefonunun ışığı veyahut da oradaki bir televizyon gece yattığımız yerde veyahut da gece lambası bize ekstradan ışık verdiği için hiçbir zaman
yeterince melatonin salgılayamayız biz. Ve dolayısıyla salgı uyuyamayız. Muhakkak karanlık yerde ve muhakkak sessiz bir yerde yatmalıyız. Hatta benim anlatımda şunu söyleyeyim. Eski kapılarda anahtar deliği vardır ya. Evet. Yatak odanın anahtar deliğini pamukla kapatmak lazım. Oradaki ışık da kapkaranlık olacak. Kapkaranlık olacak. Ve bu nedenle bütün hayvanlar dikkat edersen uyurken karanlık yere kaçarlar. Bir hayvan olarak biz işte ışığa gidiyoruz. Ama bizim kent hayatında korkularımız var tabii. Tabii. Korkularımız hatta o derece var ki kimi çocuklar ışıksız ortamda uyuyamıyorlar. Işık yanmasını istiyorlar. Gece lambası yakmasını istiyorlar. O ama daha, o kaygı evet, ve şeylerden resimmiş kaygı. Daha da aynı zamanda çocukların korkusu. Ana efendim çocuğu gece süt emdirmek için ve rahat kurmak için oraya bir gece lambası koyuyor. Ve çocuk ilk doğduğunda formatlanıyor. Ne? Işığı olduğunda kendini güvende hissediyor. Niye? Çünkü ana geliyor. Ve dolayısıyla ömrü bile ışık bekliyor. Niye? Çünkü ışık aynı zamanda ananın da oraya gelişi demek. Ama hocam yani karanlıktan insan korkmaz mı? Karanlıktan korkar. Bunu çünkü göremediğin şeyden korkarsın. Hayır, bunun korkmasının bir nedeni var. Bizim sıcakkanlılığa geçişimiz yaklaşık buradan 200 milyon yıl öncedir. İyi dinleyin. Sıcakkanlılık nedir? Sıcakkanlılık vücudumuzun sıcaklığının sabit kalması. Sabit. O güne kadar bütün dünyadaki canlılar soğuk kanlı. Dolayısıyla güneş ışığı vurduğu zaman bir fabrikanın şalteri gibi basıyorsunuz, bütün sistem harekete geçiyor. Dinozorlar gidiyor, kertengeller geliyor, bilmem neler. Ne oluyor? Kapattığın zaman herkes heykel gibi duruyor. Ama terapsit dediğimiz bir canlı kahverengi yağ dokuyu yakmak suretiyle kendi iç enerjisini elde etmeye başlayınca yeraltı dünyasına geçiyor. Ve gün ıslaklanıyor, gece hareket etmeye başlıyor. Gece o koskoca hayvanlar böyle heykel gibi. Yarasa gibi bir şey evet, yani değil mi? Çok küçük bir fare diyelim. Koskoca hayvanlar güneş enerjisini alamadıkları için hareket edememeler nedeniyle mumya gibi dururken o gece harem, günüz efendim korkak olan saklanan hayvan gece çıkıyor. Gözlerinin içine bakarak yavrularını yiyor, yumurtalarını yiyor, yumuşak dokularını yiyor. Bu nedenle karanlıktan korkma duygusu o dönemden bize kalan bir korkudur. Genlerimize geçmiş yani. İki, en önemli sağlık yaşamalardan biri, hep geçen programda söyledim, bir daha söyleyelim. Şimdi biz normalde maymunlarla aynı maymundan gelme değiliz. 50 kere söyledik bu millete. Herkes bana diyor ki maymundan mı geldik? Maymundan gelmedik. Maymunla biz ortak atadan geldik. Dolayısıyla biz ortadan atadan gelirken biz ağaç memeliyiz. Bu nedenle uyurken böyle ağaçları tutarız. Bir tek sırt üstü uyuyan şeydir ve horlayan. En büyük maymun neydi? Orangutan mı? Orangutan. Yok. Orangutan. Goril. 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 Horlayan ve sırt üstü yatan gorildir. Diğerlerin hepsi çoğu ağaçta uyuyor. Ulan ben de mi gorilim o zaman? Bazen ben de yapıyorum aynı şeyi. Olabilir. Şimdi bakın. En basit şeylerden biri. Eğer bir canlı elinle böyle tutar ise o kendini hep emniyette hisseder. Bu maymunlardan gelme bir özelliktir. Ve kendinizi emniyette hisseder. Bunu, bir başka canlıyı mı yoksa herhangi bir cismi mi? Herhangi bir cismi. Hı. Bu nedenle orta çağda dikkat edin bütün yatakların yanları yuvarlaktır. Evet. Kişiler uyurken orayı tutsunlar diye. Allah Allah, çok ilginç. Tutuyorlar mıydı peki? Defa... Pirinç karyolalar vardı. Evet mesela. Evet. Hepsi yuvarlak başlığı. Hepsinin yuvarlak başlığı vardır. Şimdi eğer karyola yaptıracaksanız tahtadan yaptıracaksınız. Çünkü soğuk olabilir. Tahtadan yaptıracaksınız. Yuvarlak olacak, yatarken tutacaksınız. Efendim yorgan tutacaksınız. Hiçbir yorgan sen zor şartlar olsa eşini tutacaksın. Tamam mı? Peki bir dakika. Ama onu tutmak. Bütün gece boyu bilinçaltımızda da bize ne duygusu aynen, veriyor? Aynen. Ağaçtan düşmemek korkusu. Bazen böyle sirkeleniyoruz ya. Bazen evet, düşmüş evet, gibi. İşte evet, o zaman düşmüş gibi oluyorsun. Bunun en tipik şeylerden biri çocuk ağlarken, bakın. Çocuk ağlarken parmağınızı çocuğun götürün eline böyle tutun, çocuk sesini keser. Bu son derece önemli bir şeydir ve primatlar dünyasından bize kalıtılan bir şeydir. Çocuğunuzu sevmek istiyorsanız muhakkak elinizi avucunuza alınız onun elini. O çünkü kendini o zaman emniyette hissedecek. Bunlar evrimin bize getirdiği şeylerdir. Yani söyle. Davranış sonuç şekilleri, sonucu belki de. Evet, aynı şekilde. Biri.
tutunma... Nereden geldi? Bir dakika, ben o arada bir şey açayım. Şimdi siz bunu hep diyorsunuz ki genetik miras bu kadar önemli. Milyon yıl önce yapılan bir davranış değil mi? Evet. Mesela maymunların veya ama işte primatların... Ama binlerce kez yapılan tabii, ama. Tabii, milyon kez belki evet. yapılan işte o primatlar. Geliyor. Çok affedersin, neden? Bu duyguyu, mesela tutma duygusunu geliştirememiş olan yavru düşüyor ve o gene ayıklanıyor. Ha. Dolayısıyla ancak tutan ayakta kaldığı için, bu işte seleksiyon dediğimiz, doğal seçilim dediğimiz bu. Tutan ayakta kaldığı için, biraz önce verdiğimiz mavi gözle arkada kalan yok olduğu için. Öbürü çünkü düşüyor ve ölüyor. Evet. Ve sonuçta siz evrim kavramını bilmiyorsunuz, evrim bilmiyorsanız en son gördüğünüzü mucize olarak görüyorsunuz. Diyorsunuz ki muhteşem. Halbuki siz ona baktığınızda arkasında binlerce denemenin, başarısız denemenin sonuçları, sonuçları var. Ve siz başarılı olarak en son perde olarak geldiğiniz için size bütün dünya mucize gibi görünüyor. Ama siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Esasında önemli olan bu arkadaki planı görme. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Ha, burada en önemli husus nedir biliyor musun? Bugün olanları yarın yorumlayabilmek için geçmişin bilinmesi lazım ki evrimsel olarak önümüzdeki yıllarda ne olacağını da çıkaralım. Peki bir hocam, şey sor bak. Özür dilerim. Buyurun. Peki, şeyi bıraktım. Bunu da soruyorlar şimdi bir şey. En büyük tartışmalardan biri. Ben de bu konuda bayağı tartışmalara katılmış bir insan. Dünya o kadar müthiş bir şeyin üzerinde duruyor ki. Mesela gece ile gündüz arasında bir dakika fark etse ne olur? Güneşe iki adım yaklaşsak ne olur? Gibi tartışmalar yapıyoruz ve bunu bir mucize olarak görünüyor. İyi söyle, orada kal. Tamam, kaldım. Orada kal. Şimdi bakın, bütün bunları gördüğümüzde diyoruz ki bakın, dünya ya bu kadar yıldır ne kadar mükemmel dönüyor. Yalnız sen de galiba 1,5 santim güneşe doğru yaklaşıyoruz, onu söyleyeyim. Böyle bir sistemi diyoruz, yani yapmak için hakikaten işte şöyle bir mimari olması lazım, ne olması lazım. Doğru, size öyle geliyor. Ama biliyor musunuz, güneş sistemi kurulurken yüzün üstünde gezegenimiz olduğunu, eğer bu gezegenlerin dönme hızı uzaklığına göre, çünkü en uzaktaki yavaş dönmek zorunda, çünkü merkez kaçtan dolayı eğer hızlı dönerse uzaya gider. Uzaya gider. Eğer yakındaki yavaş dönerse merkez kaçtan dolayı? Güneşe gider. Güneşe çekilir. Şimdi 100 tane muhtemelen gezegen vardı. Belki daha fazla vardı. Bunların bir kısmı uzaya kaçtı. Dönme momenti ona olmadığı için. Bir kısmı işte güneş üzerine geldi. Bu, ve yandı. Yandı. 8 tanesi bu tam dönme hızı olduğu için. Onlardan birisi biziz. Biziz ve size çok mükemmel geliyor. Yani. Yani milyonlarca yıllık bir şey var burada. Öyle mi? Tabii, devinim seçilim var. Ve mesela bunlardan bir tanesi Teo dediğimiz bir gezegen geliyor dünyaya çarpıyor. Dünyaya çarpıyor, ardından ay fırlıyor. Onun için dünya hala titriyor o çarpmadan dolayı. Yani bütün bunları bildiğimizde size bazı şeyler mucize görünmüyor. Ama en önemlisi gelecek için projeksiyon yapma özelliği kazandırıyor. İşte yine siyasete girmeyeyim diyor ama gerek siyasette, gerek tarımda, gerek sağlıkta gelecek için öngörüleri yapabilmek, doğru kararı alabilmek için evrim mantığını bilerek siz gerisin geri gelirseniz geleceği çok daha iyi tahmin edebilirsiniz. Maalesef biz edemiyoruz. Bizim sorunumuz bu işte 75 yaşından sonra ortalığa düşüp de yahu etmeyin gitmeyin geleceği hazırlayalım dememizin nedeni de bu. Siz aynen bilmem ne gibi görülen tabloyu görüyorsunuz. Ne önü ne arkası var bunun. Dolayısıyla yarın ne olacağını kimse tahmin edemiyor. Niye? Çünkü tarihsel olarak da sizin... Saplantılar var yani. Saplantılar. Sadece bugünü tahmin aynen. etmeye çalışıyor. Bir peki bir hocam bu genetik meselesine kaldık şimdi. Genetik ölümle bağlı olarak. Şimdi tamam ana. Size bir, dakika, bir sorumla ben şey demiştim. Bir dakika. Burada kal. Şimdi bakın ölüm ölümü saptayan hep bütün canlılarda olan bir 4-5 tane özelliğimiz var. Yani bunu bütün canlılarda var, hayvansal canlılarda ve değiştirme şansımız da çok az. Birisi mitokondridir, yani enerji veren. O da ne yaparsak yapalım, bugünkü bildiklerimizin işini ötürüyor, biz bunu kolay kolay düzeltebiliriz. İkincisi biraz sonra soracağınız telomerdir. Evet. Tamam mı? Üçüncüsü... Ömrümüzü belirleyen belki de değil mi? Ömrümüzü. Üçüncüsü sinir dokudur. Çünkü bölünmez ve sinir doku eşittir insanın ömür uzunluğu. Tamam. Şimdi bu özellikle bu üçünü söyleyeyim de bu üçü bütün canlılarda vardır ve yapabileceğiniz fazla bir şey yoktur. Ha ne yapabilirsiniz? Bakın bu sabit olan herkese verilmiş bir özellik. Ama bizim yaptığımız bir şey daha var. O da şu reaksiyon normu diyoruz.
sizin bir genetik özelliğiniz var ise, bir örnek vereyim. Bir insanın boyunu saptayan 10 çift gen olduğu düşünülür. Boyunun uzunluğunu. Hepsi eğer dominant, hepsi başat ise siz 2 metre olursunuz. Eğer iyi beslenmişler, barfik çalışmışsan 2.20 olursun. Eğer kötü bir ortama düşmüşsen 1.80 olursun. Bu aradaki farka reaksiyon normu deriz. Eğer, reaksiyon normu. Reaksiyon normu deriz. Eğer siz, siz sadece bu dominant karakterlerin yarısını almışsanız boyunuz bir atıyorum 60 olur. Ya da yüceliğe doğru gider. İyi beslenirseniz 1.80 olur. 70 olursunuz, 80 olursunuz. Kötü beslenirseniz 50 olursunuz. Ama hepsi küçük olursa ırklara göre saptanmış boy 1.50 olursunuz. Hepsi küçükse. Anlatabildim mi? Hmm. Şimdi bu aradaki reaksiyon normunu yukarıya doğru aşağı kaydırma bizim elimizde. Nasıl yapılacağını biliyoruz. İşte ya buradaki gördüğümüz... Bir dakika. Nasıl elimizde? Yani şimdi bir yumurtanın döllenmesi, yani bir kadın hamile kalma sürecinden sonraki süreçte onun hücre yapısına müdahale edilerek doğacak çocuğun boyu ayarlanabiliyor. Yarısını aldık diyelim. Yani 10 tane vardı ya, 5'ini evet, aldık. Evet, aldık. Şimdi normalde ikimiz de 5'ini aldık. Evet. Siz efendim akşam sabah sadece buğdayın kökünü yediniz. Siz 1.65 kalırsınız. Hmm. O tam bunu göstermez. Beni de çok iyi beslerlerse ben 1.85 olurum. Hmm. Ama daha ne fazla olurum, eksik olurum. Hmm. İşte bu aradaki bizim beslenme ve bilinçli beslenme, bilinçli yaşlamayla ilgili değişebilirlik kısmıdır. Hmm. Anlatabildim hmm. mi? Yani değiştirebilirsiniz. Ama çok az. Bu bilinçle. Yani genetik. Bilinci kullanarak. Çok az dediğin niye az, gene az onun mı? Onun tavanına veyahut da tabanına götürüp getirebiliyorsun. Ama marj ancak ne belirsin. Peki hocam? Yani İşte marjı olarak söyledim. Mesela eğer siz 10 tane dominant her büyük gen almış iseniz sizin boyunuz 2 metre olur. Ama iyi beslenirseniz 2.20 olur. Ama kötü beslenirseniz 1.80. 1.80'den aşağı düşmez. Çünkü büyükler orada. Ama siz hepsini küçük almış iseniz kötü beslenirseniz 1.40 olur, iyi beslenirseniz 1.60 olur. O aradaki genler sizin işte. Hayır, bunu çok net ortaya koydunuz zaten de. Söylemek istediğim şey şu, yani demek ki bu azımsanamayacak bir ölçüde de değişikliğe uğrayabilir. Tabii canım. Yani siz değiştirebilirsiniz. Evet abi. Yani biz değiştirebiliriz işte, yaşam işte şeklimizle, ustaca, beslenmemizle. Ustaca yaşlanma dediğimiz ikinci kitap bunu öngörüyor. Diyoruz ki ilk olarak ailenize bakın. Efendim ailenizde boy ortalamasına, kilosuna, hastalıklara bilmem neyinize. Onları tespit edin. 25 yaşınızdan sonra diyorsun ki bakın ailenizde hepsinde göbek var ise, göbek var ise siz yağı çok fazla yemeyin çünkü sizin lipaz enzimlerinizde belli ki sorun var. O zaman yağsız diyet kullanın. Anlatabildim mi? Eğer ailenizde 3-5 şey varsa şeker hastalığı, o zaman diyorsunuz ki olabildiğince bu şekerden... Olasılığı yüksek. Evet. Şimdi biz onun genetik yapısını değiştirmiyoruz. Biz onun o genetik yapı içerisinde maksimum ve minimum olabilecek yerler arasında oynamayı sağlıyoruz. Ama bir dakika, yeni doğan çocuklar için bunu böyle söylüyorsunuz ama. Örneğin yeni doğan çocukların, daha doğrusu yeni doğan değil de şey aşamasındayken daha... Hamilelik aşamasında. Hamilelik aşamasına bile gelmeden o dölleme aşamasında onların laboratuvar koşullarında müdahale edilir. Bir dakika. Şimdi üçüncü kısma geliyoruz. O sizin söylediğiniz, daha sonra bunlar değiştirilebilir, değiştirilemez karakterler olup olmadığına bakacağız. Ha. Bu söylediğimiz Afrika'daki adam için de geçerlidir, Münemli'deki için de. Tamam. Ama şimdi modern bir dünyaya geçtiğimizde biz bazılarını değiştirebiliriz. Ne kadar değiştiririz şu anda net söylemem. Telomerimiz 7000. Defalarca tamam, burada anlatırken. Anlat. Eğer 7000 telomeriniz var ise kural olarak siz şu kadar bölünürsünüz ve diyelim ki 30-40 yaşınızda ölürsünüz. Progeri, Gilbert hastalığı, olsa, tamam, efendim, Hunchin hastalıkları bunları tipik örnekleridir. Bunlar bir şeyde... Normalde kaç olmalıdır? Normalde 7 ile 20 arasında değişiyor. Şimdi 20 olursa kural olarak 113 ile 115 yıl yaşıyor diyorsunuz. Tabii söylediğim gibi iyi bir... 12 bin filanız herhalde değil mi? 12-15 bin normal arasında. Şimdi sizin soracağınız soru şu. Acaba biz yumurta aşamasında buna ek yapabilir miyiz? Bana göre kural olarak bunun ek yapılması doğal. Hiç hayır hocam, deneyler de var galiba şu anda. Bilmiyorum yani, şu anda insan için böyle bir deney yok yani, yapılmadı. Ya da yapılıyorsa biz bilmiyoruz. Ya da bilinmiyor. Şimdi siz ek yapabilirsiniz. Ama şu var.
benim o 20 bin tekrarımı 100 bin yapayım da 300'ü yaşayayım diyemiyorsun. Onu biliyoruz. Çünkü neden? Hücrenin belli bir kapasitesi vardır. Siz fazla koyarsanız o zaman patlatabilirsiniz veyahut da şu olabilir. Muhtemelen diyelim ki 20 bini çıkardınız 40 bine. Atıyorum yani 40 bin olur mu? O zaman 115 değil 170 yıl açarsınız. Demek tamam. ki telomerden bizim bir avantajımız var. Sinir hücresini, işte biyolojik saati iyi kurmak, toksik maddeleri almamak, işte efendim siyasileri dinlememek, bizim gazetecileri dinlememek kaydıyla o sinir sistemindeki toksik maddeleri de önlediğiniz zaman belli bir miktarda oradan eklersiniz. Tamam. Ama her yine de öleceksiniz. Ha, öleceksiniz de. yine de öleceksiniz. Niye? Tamam kaçış da. Yok. Yani, evet, hocam şu telomere bir müdahale etsin. 170'ken daha mı üstte çıkacak? Diyelim ki 20 daha çıktı. Eğer. 190. Ama o kadar. Şimdi, yok, bir dakika. Hayır sizin 300 lafınız var bizim programda. Bir dakika. Şimdi başka müdahalelerle de biz bir de apoptazis genleri diye bir genimiz var. Apoptazis. Ölüm geni değil mi o? Apoptazis. Aynen böyle. Ölüm genleri. Şimdi bu bütün canlı aleminde evrimleşebilmesi için bazı canlıların çok hızlı ölmesi lazım ki çeşit değiştirebilsinler. Böcekler bu nedenle inanılmaz başarılıdır. Niye? Çünkü hızla şey değiştirirler. Söyle, kuşakta yeni özellikler kazanmak. Çok çabuk ölürler. Çok. En şey olana kartallardır. 100 yıl yaşar ve fillerdir. Bunların nesli tükenmek üzere. Niye? Çünkü çeşit değiştirebiliyor. Şimdi bunu sağlayabilmek açısından canlıların içerisine apoptazis geni diye bir gen atılır. Hep örnek veriyoruz. Diyoruz ki domatesi ne yaparsan yap bu sene kesin öbür sene büyümez. Niye? Apoptazis geni onu öldürür. Pardon? Apoptazis genleri onu öldürür. Hiç daha bir daha bir şey vermez. Şimdi bizim vücudumuzda da atıyorum 10 tane diyelim apoptazis geni var. Yani şu anda net bir rakam söyleyemem. Bu genler bizi zamanı gelince ölüm emri veriyor. Ha, öl diyorlar sana. Öl diyor. Şimdi nekroz ile şey birbirine ayırmak lazım yangıları. O meydana yani ölümde ağrı meydana gelmez. Mesela sorarsınız babaannen nasıl? Vallahi hiçbir yeri ağrımıyor ama ölümde anlamıyor. İşte onun normalde şeyi telomerde bitmiştir. Apoptazis genleri de son şeyi darbeyi de vuruyordur. Şimdi burada bir sorun var. Diyecek ki benim ölüm genlerini dışarı alırsam ne olur? Ölüm genlerini dışarı aldığımızda diyelim ki bir 50 ve 100 sene atıyorum. 50 sene daha kazanırız. Ama burada çok önemli bir sorunumuz var. Şimdi bazı özelliklerimiz bizim iki farklı özelliği aynı zamanda kontrol ediyor. Mesela erkek olmamızı sağlayan gen aynı zamanda şu parmağımızı yani yüzük parmağımızı işaret parmağımızı yüzük parmağımızdan kısa yapar. Ama bayanlarda uzun yapar. Çevir bakalım yüzde. Bak bununki uzun görüyor musunuz? Bu hiçbir nedeni yok. Biz buna pleiotropi yetki diyoruz. Eğer apoptazis geni beni erkek yaparken aynı zamanda ağzımı açıyorsa veyahut da gözümün şeyini yapıyorsa ben bunu çıkardığınız zaman göz de gidiyor altına. O zaman IV yedik. Yapacak bir şey. Yaşamıyorum lan o zaman ben. Yani o sıkıntı hala önümüzde devam ediyor. Hangi genin neyi kontrol edeceğini. Sonuçta 350 yıla geldik. Maksimum geldik. Evet. Şimdi bizim beynimizin ortasında bütün duygularımızı kontrol eden bir yapı var. Yani dalgaların geçişini kodlayan. Dolayısıyla bir canlının bu elektriksel bir yapı mı? Beyin dalgaları. Başka bir canlı onun farkına varamaz. Niye kodlar? Yani bu da uzun bir anlatım var ama şu anda anlatmayacağım. Eğer biz o yapıyı çözersek ki çözebiliriz bir sorun değil. Siz onu aldığınızda sizin beyin dalgalarınızda bütün öğrendiklerinizi dijital ortama aktarmanız mümkün. Şimdi hatta ve siz artık Elon Musk bunu yapmaya çalıştığını bir şekilde anlattı. Olabilir. Yapay zeka tartışması olurken. Evet. Ve bu artık bir insan değil bir androiddir. Sizin bütün duygularınızda yaşar ama organik değildir. Ve dijital ortama aktarmıştır. Eğer dünyayı yok etmez isek küresel ısınmadan dolayı, o arada hemen İzmirlilere de bir sinyal vereyim. Perşembe günü saat 10'da 9 Eylül Üniversitesi'nde küresel ısınmanın jeobiyolojik kökenini anlatıyorum. Çok da iyi anlattığımı zannediyorum. Merak edenler varsa da oraya gelsinler. Peki ben küresel eğer ısınmanın yok, biyolojik kökeni öyle kökeni. Ben bir soru sormak istiyorum. Peki bu eğer biz bunu çözebilecek bir duruma gelirsek,
Diyelim ki ben yaşadım, öleceğim. Benim bütün anılarım, duygularım hepsini vesaire mi? Bir başkası, o zaman ölümsüzlük oluyor bu. Ölümsüzlük oluyor. Niye ölümsüzlük yani, oluyor? Öyle diyoruz. 350 yıl sonra muhtemelen ölümsüzlüğe. Ama bu bir organik değil. Bu artık ay, tamam. Ama anılar, duygular aynen, yaşandıysa, yaşanıyorsa benden sonra da o ölümsüzlük demektir yani. Şimdi başka bir programda... Ama aynı bedende değil. Niye? O bedeni yani. De uydurabiliyor artık. Yani benden bir ikiz yaratabiliyor. Şimdi kök hücreyle aynı senin gibi birisini senden yaratıyor zaten. Sadece adını koyup başka bir programda eğer yan yana gelme şansımız olursa... Olur. Rekarnasyon aslında bir insanın kazandığı anının bir paket, bir pakete olarak başka birine nakledir. İşte bu söylemek istediğim de sormak istediğim ve bu. O bir paket programdır yalnız. Ha. Yani reenkarnasyon var diyorsun. Reenkarnasyon olacaktır diyor. Hayır, reenkarnasyon var. Ama reenkarnasyon ruhların gelmesi gitmesi değil. Ya, bilinen anlamda değil. Geçmişteki çok zor ve şiddete veyahut da böyle acıya dayanan bir olayın o ortamda bulunan bir adamın hipotalamusundan geçerek beyine yüklenmesidir. Ve o belki yüzlerce yıl aktarılır oradan ona, sonra okuma kodu ortaya çıkan bir adam olursa bir de bakarsın ki Asurlar döneminde yakılarak bir adamın hayatını anlatıyor. Sen neyin nesisin, neyin fesisin Asurca söylesen söyleyemiyor. Yalnız o paketi tekrarlıyor. O zaman biz anlıyoruz ki bir paket programı siz beyine yükleyebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Uzun süreli hafıza yoluyla yüklüyoruz o zaman. Aynen. Hipotalamus aktarıyor. Aynen, bir dakikalık şeyler var bizim programda. Evet, evet, evet. İşte bir dakikalık, iki dakikayı almıyor şu anda. Peki hocam, bir tane soru var. İstersen onu şey yapayım müteahhitin izniyle. Üç dakika. 256 yıl yaşayan bir kişiden söz edildi. Hı hı. Rakam tartışılıyor. Özellikle Time dergisi konu edindi. Çin'de. Bunu mümkün görüyor musunuz? Hayır. Uydurma mıdır? Uydurma. Şu anda uydurma. Uydurma. Bu ileride ya bir insan maksimum şu anda bu yüzyılda ne kadar yaşayabilir? Az önce söylediğim en son 113'tü öldü. 112 yıl şeye geçti. Ben 148 biliyorum ama bu 148'in son 40 senesi adam, çünkü neden bizim eklemlerimizdeki kıkırdaklar 4. ayda meydana geliyor. Ve 4. ayda anne sonra, karnında 4. ana karnında 4. ayda. Daha sonra eklenmez. Onun için kıkırdağı iyice korumak lazım. Şimdi siz 50 çoğunlukla yıl... Çoğunlukla yaşlı ölümler de oradan oluyor da galiba, değil mi? Hayır, kalite. Aritmiydi, bilmem kalite neydi. Düşüyor. Kalite düşüyor. Siz böyle bir daha onun eklemi kımıldamaz. Ha. Onu hemen söyleyeyim. Tabii 140 olabilir, 150 de olabilir. Yani bu çok anormal bir şey spesifik değil. Spesifik bir şey söylemek ama, mümkün değil ama. Değil ama anlaşılıyor. 250 çok büyük rakam. Orada bir yanlış tarif. Ali hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi paylaştınız ama siz bir programa sığacak gibi değil. Tekrarı olsun diliyorum. Olacak, olacak. Evet, izleyicilerimize de biz de buradan aktarmış oluruz. Gürkan Hacı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok keyif aldım. İşin kötüsü bu kitabın içerisinde yazılanları anlatmaya geldik. Hiçbirini anlatmadan gidiyoruz. Evet, olsun, olsun. Süremiz yetmedi efendim. Sevgili izleyiciler, bu akşam Mercek'te sizlere Karşıyaka'dan seslendik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte İstanbul'dan görüşmek üzere. Esen kalın diyorum. Hoşça kalın. Ben de esen kalın diyorum.